Üçüncü zehri. Eşim, yeğenlerim, eşimin kardeşleri ve çocuklarını kaybettim. Yıllar sonra eşimin kemiklerinin bulunduğunu söylediler. Çok sevdiği eşini ve 22 yakınını Srebrenica soykırımında kaybetti. Sağ kalan çocuklarıyla hayata tutunabildi. Fata Orlović, 11 Temmuz 1995'te başlayan Srebrenica soykırımının tanıklarından. ...1995 yılında savaş devam ederken Fata Orlović çocuklarıyla birlikte Srebrenica'daki toplama kampından başka bir köye gönderildi ve belki de hayatındaki en zorlu yolculuğu gerçekleştirdi. Çünkü eşini ve çok sayıda akrabasını geride bırakmıştı. Geride bıraktığı yakınlarından bir daha haber alamadı. Eşimin kemikleri 10 yıl sonra bulundu. Eşyalarla birlikte teşhis etmemizi istediler. Ama ben gidemedim. Kızlarım gidip teşhis etti. Fata Orlović, soykırımdan 2 yıl sonra köyüne döndü. Eşinden kalan tek hatıra olan evinin bahçesine yapılan kilisenin yıkılması için hukuk mücadelesi başlattı. O toprak benimdi, benim eşimindi. İzinsiz olduğu için yıkılmasını istedim. 22 yıl süren mücadele sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2019'da Orlović'i haklı bularak kilisenin yıkılmasına karar verdi. 80 yaşındaki Fata Orlović'in en büyük hayallerinden biri İstanbul'u ziyaret edip Ayasofya Camii'ni görmekti. Kendisi birkaç gün önce Türkiye'ye geldi. Ve o hayali de gerçekleşti. Türkiye'ye gelmeyi çok istiyordum. Türkiye çok güzel bir ülke. Ayasofya'yı görmek hayalimdi. Burayı cami olarak görme imkanım olduğu için çok mutluyum.